Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde kontrol kalemimizin ucunda şöyle kırılma meydana gelmiş. Onu tamir edeceğiz. Hadi buyurun. Şimdi bu tip tornavidalar arkadaşlar genellikle amaç dışı kullanıldığında maalesef böyle kırılmalar meydana gelir. Yani küçücük bir tornavidaya kocaman bir vida ya da çok tork uygulanması gereken bir yere bu tornavidayı kullanırsanız maalesef böyle sonuçlar ortaya çıkar. Elbette ki yıldız tornavida değilse, bu tip düz tornavidaysa düzeltilebilme şansı mevcut. Hiç çöpe atmaya gerek yok. Hele hele kaliteli güzel bir markaysa dostlar. Şimdi bakın spirali görüyorsunuz burada. Zemini düz olduğu için ben bunu e, düz bastırarak ağzını düzelteceğim. Daha sonra da yan taraflarından e, yine hafiften istediğim inceliğe getirteceğim. ve Dolayısıyla ağzını düzelteceğim. Şimdi e, kullanacağınız yere göre ağız genişliğini, ağız kalınlığını e, yan taraflarından e, taşlayarak ona göre ayarlayabilirsiniz. Yanımızda da bir miktar şey bulunduracağız. Su bulunduracağız. Eğer su bulundurmayıp da ağzını yaktırırsak maalesef çelikliği gider. Çelikliği gittiği zaman çok çabuk ağzının dönmesi meydana gelir. E, hadi ya Allah Bismillah diyelim. Gözlük kullanıyoruz. Korumamızı taktık. Spiral olabildiğince düz bağladım. E, artık bundan sonra ya Allah Bismillah deyip başlayabiliriz arkadaşlar. E, dediğim gibi spiral Normal bir taş kullanacaksak da taşın yüzeyinin düz olması uç tarafında kaliteli bir işçilik yapmamız anlamına gelecektir dostlar. Şimdi ağzının düzlüğünü hemen hemen hallettik. Çok hafif e, köşede bir e, nikelaj kalkması var. Çünkü nikelaj e, kalkmalı bir şey, kaplamalı bir ürün. Ağzını bu şekilde bakın düzelttim. Hafiften de tam düz bastıramamışım ama tam düz bir şekilde bu şekilde ağzını düzelttik. Şimdi birazdan e, bir daha düzelteceğim. Şimdi de yan taraflarından e, şöyle buralardan düz bir şekilde arkadaşlar tam düz bir şekilde e, bastıracağız. Yani ne şöyle... Şöyle göstereyim. Ne böyle tutacağız ne de böyle tutacağız. İnce bir işçilik gerektirir. O yüzden ee, yani bunu eğer eliniz yatkınsa ağzını güzel bir şekilde açabileceğiz arkadaşlar. Evet hadi devam edelim. Evet arkadaşlar bakın uç kısmını şöyle evet yine gözüküyor mu? Heh. İstediğimiz kalınlıkta ve şöyle güzelce tamir ettik. Bakın tam düz bastıramadığımız zamanlarda şöyle bir durum e, meydana geliyor. Asıl olması gerektiği açı bu şekilde arkadaşlar. Evet yani arka tarafında tam düz bastıramadığım için şurada bir dalga meydana gelmiş. Bunu aslında istemeyiz ama Ağzı da bu şekilde olduktan sonra çok problem olmayacaktır dostlar. Peki böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki çalışmada buluşmak ümidiyle kanalımıza beğenip abone olmayı, sosyal mecralarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanet olun. hoşça kalın dostlar.